Pandemi sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı verilecek desteklerle ilgili bir açıklama yaptı. Evet. Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu açıklama içerisinde çeşitli esnaf örgütlenmelerine yönelik ne tür bir çalışma veya nasıl bir destek verileceğini kendisi ifade etti. Ben şimdi sahadan aldığım bu gezerken edindiğim bir ne diyeyim eksiklik var. Bu eksiklikleri heybeme attım. Evet. Meclis açıldığı zaman bunu gündeme getireceğim. Nedir o da? Burada halı saha işletmecileri bu süreçte çok sıkıntı yaşadılar. Evet. Açıldı halı sahalar ancak o kapalı kaldıkları süreç içerisinde gerçekten büyük problemlerle karşı. Kiraya halı saha işletenler kiralarını ödeyemediler. Efendim, bir dünya sıkıntı yaşadılar. Öğrenci servisleri çok büyük problem yaşadı bu süreçte ve hala yaşıyor. Evet. Çünkü eğitim öğretim başlamadığı için öğrenci servisinin problemleri halihazırda devam etmekte. Evet. Burada öğrenci servisleriyle ilgili bir yeni bir çalışma yapılmasını ben yetkililerden talep edeceğim, isteyeceğim. Kahvehane işletmecileri, bu da bizim bir kültürümüzün bir parçasıydı kahvehaneler. Evet. Bu kahvehane işletmecileri çok büyük problem yaşadılar, sıkıntı yaşadılar. Yine bunları gündeme getirdim. İnşallah mecliste de bunları gündeme getirmeye devam edeceğim. Pandemi sürecinden dolayı düğünler Bir dönem biliyorsunuz askıya alındı. bir dönem askıya alındı. Bugün de düğünlerin saati işte kısıtlandı. Bir saat Evet. olacak. Çalgı olmayacak. Efendim oyun olmayacak. Nikah olacak. Bu süreçte de o düğünlerin yasaklanma sürecinde özellikle bayan kuaförleri biliyorsunuz düğünlerde kameramanlar Evet. işte fotoğraf çekenler yani bu esnaf kolu düğün salonu işletmecileri onlar da böyle bir problem sıkıntı yaşadılar. Bunların inşallah 1 Ekim'den sonra meclis açılıyor. Açıldığı zaman bunları ben çeşitli aralıklarla gündeme getireceğim.